Bugün Firuz Bey bizim konuğumuz. TÜRSAB TV'nin ve TÜRSAB'ın sosyal medya hesapları üzerinden sorularınızı iletebilirsiniz. Önümüzdeki dönem, bir önceki dönem için planladığımız şeyleri hayata geçirme, yasamızı çıkartma ve buna uygun yönetmeliklerin hazırlanmasıyla ilgili çalışmaları yapma. Onun haricinde kurumun şeffaf olması, kurumun kurumsallaşmasıyla ilgili bütün konularımızı bitirdik. Bakın 3 ayda bir bilançolarımız yayınlanıyor. TÜRSAB aplikasyonu yayınlandı. Her şeyi dijital ortamda yapabilir durumda artık üyelerimiz. Kaçak faaliyetle üst düzeyde mücadele etmeye çalışıyoruz. 1157 tane savcılığa suç duyurusu yapmışız. Kaçak faaliyet yakalamışız 6 ayda. Birlik olarak bankalarıyla gerçekten çok görüşme yaptık. Hatta bu pandemi döneminde biliyorsunuz Halk Bankası kredisini de biz organize ettik. Meclisteki Turizm Komisyonu'nun hali nedir? Turizm Komisyonu'nun adı ne biliyor musunuz? Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu. Ya Turizm Komisyonu niye yok tek başına? Bunun içinde turizmci var mı? CV'sinde turizmci yazan yok. Bakanlığı yeni yüzyıla hazırlayacak vizyoner bir bakanlık yapısı yapılacağına, yapıyı dışarıya taşırıp TGA kurup orada özerk bir yapı kuracağınıza bunları düzeltsenize. Biz burada yasanın çıkması için uğraşıyoruz. Herhangi bir koltuk için değil. Biz gerçekten önümüzdeki seçimleri değil, önümüzdeki gelecekteki nesilleri düşünerek davranıyoruz. Bizden sonra seyahat acentacılığı yapmak imkansız hale gelebilir eğer biz bu mücadeleyi vermezsek. Bu meslekten ümidinizi kesmeyin. Çok daha güzel günler gelecek. Mücadeleye devam edeceğiz hep beraber.